Spor Ajansı'na hoş geldiniz efendim. A Spor TV ve A Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Murat Özbostan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü ve Teknik Direktör, hem de aynı zamanda A Spor Yorumcusu Ahmet Akçan'la birlikte günün sıcak haberlerini derleyip toparlayıp sizlere aktarmaya çalışacağız, yorumlayacağız. Değerli yorumcularımla birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet hoş Hocam, siz de hoş geldiniz. Sevgili Koray. Teşekkür ediyorum. Seninle birlikte olmak benim için çok keyif. Böyle özel yaptığımız sohbetlerin bir benzerini bugün burada yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Ramazan oradaki ayının keyfi de izleyenler mutlaka hissedecek, alacaklardır. Evet. Ramazan ayının son günü bugün ayrıca. Yarın Allah izin verirse bayram. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını da kutlamış olalım, mübarek olsun diyelim. Sporun gündeminde de inşallah böyle bayram tadında keyifli konuları konuştuğumuz bir döneme giriş yaparız temennisinde bulunalım. Malumumuz programımızda Süper Kupa ile başlayacağız. Evet. Türksel Süper Kupa ile birlikte. Ahmet Hocam, müsaadeniz olursa Murat Özbostan'la başlamak istiyorum. Neden? Çünkü Murat Özbostan Şanlıurfa'daydı. Tüm her şeyi yerinden takip etti ve bir deneyimli gazeteci olarak Sayın Özbostan, biz ekrandan takip ettik de ekrana yansımayanlardan başlayalım. Nasıldı Urfa'da atmosfer? Bence öncelikle bir Şanlıurfalıların hakkını vererek giriş yapalım isterseniz. Sonra da gözünüze neler çarptı? Perde arkasında neler yaşandı o gün? Biraz anlatmanızı isteyelim. Yani bir kere biz birçok sayıda arkadaşımızla tabii burada A Spor'dan olsun, Foto Maç, Takvim, Sabah Spor oradaydık. Hatta diğer meslektaşlarımız da. Yani bunun ilk an indiğimiz andan itibaren ve maçın olduğu saat ve maç bittikten sonraki süreçte, dün gelinceye kadar olan süreç içerisinde tabii büyük bir hayal kırıklığı vardı aslında kentte. Çünkü Fenerbahçe'yi çok izlemek istiyorlardı. Yani yılda iki tane derbi var. Galatasaray, Fenerbahçe yılda iki defa karşılaşıyorlar. Kupada bile denk gelseler ya kendisinin evinde ya yani Anadolu'da bir maçları olmuyor. Böyle bir maçın Anadolu'da bir şehirde oynanacak olması tabii onları çok heyecanlandırmıştı. Ama Fenerbahçe'nin almış olduğu karar genel olarak yani şeydi, yani üzülmüşlerdi ve kırılmışlardı. Tabii burada Fenerbahçe'den kulübünden öte tabii bu kararı alan yönetim ve başkana kırgınlıkları vardı. Bu her yerde vardı. Yani biz çok yerde dolaştık. Çok çarşının içinde olsun, esnaf olsun. Yani ulaşabileceğimiz birçok yerde insanlarla bir araya geldik. Bu arada çok sıcak davrandılar. Daha havalimanından indiğimiz andan bindiğimiz ana kadar gerçekten orada insanlar çok sıcak davrandılar. Üzülmüşlerdi, kırılmışlardı. Bu maçın böyle olmaması, hem Fenerbahçe'nin de buraya gelmesi A takımıyla, onları da görmek istediklerini, bu maçın oynanması gerektiğini, neden oynanmadığını, neden Urfa'ya Fenerbahçe A takımını yollamadı diye açıkçası çok sistemler oldu. Yani şimdi mesela ben biraz kendi meslektaşlarımıza da değinmek istiyorum. Yani öyle klavye başından oturup İşte oradaki olan ortamı yaşamadan şöyle yorumlar yapıyorlar. Ya işte olur mu canım, Fenerbahçe taraftarı da şey yapıyor, destekliyor. Evet, olabilir. Yani İstanbul'daki belki destekliyordur, belki Ankara'daki destekliyordur. Ama sonuçta maçın oynanacağı yerdeki kentteki insanlarla sokağa inip bir araya geldiğinizde onlar üzgünler, kırgınlar. Yani genel kırgınlıklarının da Ali Koç'a kırgınlar açıkçası. Yani ben kimle konuşsam ki çok sayıda insanla konuştum. Yani hepsinin kırıldığı, neden bu kararı aldığına yönelik bir anlam bulmaya çalışıyorlar. Ya söyledikleri de şey, yani niye Şanlıurfa'nın işte özellikle mesela bir şeye de çok kırılmışlar. Yani işte bu statta Ali Bey maç oynanmıyor. Çimin şeylerini bile, masraflarını bile bizi, yani hayır, gayet de güzeldi. Yani çim de güzeldi, saha da güzeldi. Birçok eksiği de kapatılmıştı. Ben stada da gezdim. Stat müdürüyle bir araya geldim. Stat müdürü bana gezdirdi. Soyunma odaları falan her şey yenilenmiş. Bayağı da bir masraf yapılmış ciddi manada. Yatırım yapılmış. Yani ve her hafta orada bir maç oynanıyor, idman yapılıyor. Yani sonuçta aktif olan statlardan bir tanesi. Mesela buna çok kırılmışlardı. Yani burada sanki bu statta hiç maç oynanmıyormuş da
Ama mesela aynı Ali Bey otelde maç öncesi yaptığı toplantıda ise farklı bir şey söyledi. Bu sefer de dedi ki Urfa'da maçın oynanmasını biz istedik dedi. Yani aslında iki açıklamaya bakıldığında o kadar farklı ki bu maç bir yandan burada neden oynanıyor, burada maç mı oynanıyor 2009 yılından beri işte şeyleri bile masrafı bile bizden isteyecekler bir açıklama var. İkinci maçtan önce 2 saat önceki açıklamada ise bu maçın burada oynanmasını biz istedik. Hatta 2011'in şeyi de Süper Kupa finali de burada oynansın diye teklif ediyoruz denen bir açıklama var. Şimdi tabii bence onlar da biraz o şeyi gördüler, tepkileri gördüler. Yani Fenerbahçe'nde herhalde onlara da söylüyor bir insanlar ya. Kardeşim burada Şanlıurfa'da yaşayan insanlar size kırgınlar ya, kızgınlar. Yani siz niye tepkinizi dile getirin? Başka platformlarda ne yapacaksanız yapın işte. Avukatın imza kampanyası başlatıldı Fenerbahçe'nin öncülüğünde. Efendim federasyon işte zaten seçim kararı aldı. Demek ki tepkinizi gördü. Bir refleks gösterdiler 18 Temmuz'da. Seçim kararı aldılar. Yani evet. Farklı mekanizmalarda, farklı yerlerde bu tepkileri bir davanız varsa gösteririz. Neden Urfa'da bunu bir seçenek olarak sunuyoruz diye zaten Sayın Başkan da bunu anlatmaya çalıştı ki anlattı. Uzun uzun işte bayağı geriye de giderek bir takım şeyler söyledi. Özetle sokaktaki insanlar, Fenerbahçeliler, oraya gelenler, masraf yapanlar, otellerini daha bir ay önceden ayırtanlar, uçak biletlerini maçın açıklandığı tarihten itibaren alanlar, Galatasaraylılar da üzgündü, Fenerbahçeliler de üzgündü. Ama bir karar, sonuçta böyle bir karar alındı ve Fenerbahçe de açıkçası bu kararının arkasında ve nedenlerini kendine göre de açıklıyor. Hem Sayın Başkan hem dün kulübün sitesinden işte bir İngilizce dünyaya da bunu açıklıyorlar. Evet. Yani biz bundan dolayı yaptık diyorlar ama gerçek olan bir şey var. Bugün dünden itibaren bütün yurt dışı medyasında yine zaten bu maç öncesi öngörülen bir şeydi. Yani biz yine rezil olup Avrupa'nın, dünya basının gündemine geleceğiz diye. Maalesef, birazdan vereceğiz o açıklamaları. Maalesef bunlar da oldu. Keşke olmasa diyeceğim. Hep keşke diyoruz, hep keşke diyoruz ama o keşkelerin sonu ne yazık ki gelmiyor. Maç oynansaydı bir tarafta kupayı alırdı, kaldırırdı. Oradaki insanlar mutlu olurdu. Ya Fenerbahçeliler sevinirdi, ya Galatasaraylılar sevinirdi. Bir bayramın öncesinde çok güzel bir kucaklaşma olurdu bir Anadolu kentinde. Evet. Tabii esnaf da çok şeydi mesela hocam, yani kırgındı. Çok mağdurdu. Yani onlar da o bir plan şey tabii yapmışlar. Yani beklentileri çok büyüktü açıkçası. Yani çünkü bu tür yerlerde insanlar bir çocuklar takımları görmek istiyor. Oyuncuları görmek istiyor. Onlara forma imzalatmak istiyor. Onlarla bir kare fotoğraf çektirmek istiyor. Efendim işte o yörenin esnafı sonuçta işin ticaretine bakıyor. Çünkü orada İşte biber satanı var, kebapçısı var, bakır çarşısı var. Efendim ne bileyim yani bir sürü yöresel şeylerin olduğu, kıyafetlerin olduğu, ürünlerin satıldığı bir sürü çok gerçekten de hareketliydi bayram öncesi. Bir hazırlık yapmışlardı ve bunun tabii bir hayal kırıklığı da ciddi manada oldu. Ama maç bitti. Galatasaray sonuçta Süper Kupayı TFF yönetiminin kararıyla alacak. Keşke böyle olmasaydı. Evet. Şimdi Murat Özbostan Şanlıurfa'daydı. Urfalılarla evet. Pek çok kişiyle konuşmuş ki bizim de arkadaşlarımız sokak röportajları yaptığı sırada esnaf röportajlarının içerisinde de ben çok fazla sayıda benzer cümleleri duydum. Aslında hazırlığımızı farklı şekilde yapmıştık diyenler vardı. Fenerbahçe'nin Urfalıların da bir gönlünü almak adına... Özür dilerim bir şey daha aklımda, onu da söylemek zorundayım. Bir de şeye çok üzülmüşler. Bu mesajı özellikle bana ilet dediler. Sayın Başkan Ali Koç maçtan önce yaptığı basın toplantısında biz biletlerin hepsini satın aldık. Buna çok üzülmüşler. Yani bu her şey para değil. Yani biletleri satın almanız bir şey ifade etmiyor. Geliri depremzedelere yani onu da söylemek istedim. Geliri depremzedelere gidecekti. Evet. Orada ekonomik anlamda bir kayıp yaşanmasın diye böyle bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Bir kongre kararı alındı ve böyle yönetime her konuda yetki verdi kongre üyeleri. Ciddi de bir katılım oldu. Tarihi bir gün oldu Fenerbahçe açısından. Nihayetinde alınan bir karar var ve U19 takımı gönderildi. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Ahmet Hocam? Birinci sorun bu. İkincisi, yani bu spontane Murat Özbostan konuşurken aklıma geldi. Yarın öbür gün madem böyle bir gönül kırgınlığı var, Fenerbahçe
Örnek veriyorum, Urfa'da bir hazırlık maçı Urfa Spor'la belki düzenleyerek bir gönül alabilir mi? Hem bu Şanlıurfalıların da açısından birazcık bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Ben son derece olumsuz değerlendiriyorum. Çünkü bakın, olay sadece bu sezon değil. Yani biz en azından Aspor'da birlikte olduğumuz o dönemden itibaren, ki çok uzun bir süre oldu, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Benim Türk futboluna özellikle ne kadar olumlu yaklaştığımı en iyi bilenler sizlersiniz. Ki o dönemlerde de her ne kadar hepimizin gönlünde bir takım olsa dahi objektif olmaya çok önem verdim. Bundan sonra da bu isteğimden kesinlikle vazgeçmeden objektif olmaya devam edeceğim. O yüzden yorumlarım da tamamıyla öyle olacak. Geçmiş dönemden itibaren yapmaya başladığım o uyarılar aslında dikkate alınmadığı için veya benim gibi düşünen insanlar çok az olduğu için her geçen gün gerilen bir Türk futbol ortamı gördük. İşte o ortam bizleri maalesef buralara kadar getirdi. Ve buradaki programlar dahil olmak üzere son dönemde en çok sorduğum soruların başında şu geliyor. Tamam, maça da çıkılmadı. İşte şu anki gerçeklerle yüz yüzeyiz. Bundan kimin ne kazancı oldu? Kimin ne karı oldu? Türk futboluna bunun ne faydası oldu? Bu sorulara cevap arıyorum. Ben kendim bir şey bulamadığım gibi bana bu sorulara doyurucu bir cevap veren kimseyi de bulamadım. İşte aynı sorular sizin için de geçerli olsun. Türk futboluna sesimizi duyurduk diyor hocam. Sesimizi duyurduk. Dünyaya, her yere. Yani araya gireyim o zaman. Tabii tabii. Dış basında nasıl yankılanmış bu? Haberimiz vardı. Eğer hazırsa onu bir rica edelim. Hem görelim, dünya bizi konuşuyor ama nasıl konuşuyor, o kısmını da görmüş olalım. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanamayan Turkcell Süper Kupa maçı dünyanın gündeminde. Bunda herkes hemfikir, zaten tartışılacak evet. Bir şey yok. A'dan Z'ye Avrupa'da, Amerika kıtasında pek çok ülkede haber oldu bu. Ama haberin konusu tabii ki yani Fenerbahçe'nin tam istediği içerik değil. Yani Fenerbahçe Türkiye'de önü kesildiği ve şampiyonluk yarışında sürekli arkaya itildiği için sahadan çekildi başlığını bulamıyoruz. İçinde Türkiye'de kaos, Türkiye'de kriz. Evet. İşte Lekib'in dediği Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlık yaşayan Fenerbahçe sahadan çekildi diyor. Yani bir sorun olduğu Türkiye'de göz önünde bulunuluyor ama içerik olarak belki tam anlamıyla Fenerbahçe'nin istediğini sunmamış metinler. En azından bizim incelediklerimiz bu ama yurt dışında biri oturduğunda şunu söyleyebilecek. Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bir sorun var ve bu kaos artık sahaya yansıyor denilecek. Bu noktada haberlerin de içeriğini gördüğünüzde Fenerbahçe amacına doğru şekilde ulaştığını söyleyebilir miyiz? Ya söyleyemeyiz ki, sevgili Murat dedi ki benim soruma cevaben dünyada konuşulmuş. Peki olumlu bir şey konuşulmuş mu? Türkiye'ye faydalı bir şey konuşulmuş mu? Fenerbahçe'ye faydalı bir şey konuşulmuş mu? Türk futbolundan veya Türkiye'den de vazgeçtim. Ya bir şey yapıyorsanız burada bir amacınız olmalı. Ve sonuçta yaptıktan sonra da bu amacınıza ulaşmanız gerekir. Ya burada ulaşılmış bir amaç da yok. O yüzden bence sonuna kadar çok kötü yürütülmüş diyelim bir aksiyon içinde bulunuldu. Ya bundan sonrayı da doğru yönetmek lazım. Bakın, tamam, biz maça çıkmadık demekle bu iş bitmedi. Bu iş devam ediyor. Her şey bir tarafa, yine iyi niyetle yaklaşayım. Federasyon seçimli bir genel kurul açıkladı. Yeni bir futbol federasyonu seçilecek. Şimdi o zamana kadar yapılması gereken çok şey var. Yeni futbol federasyonuyla yapılması gereken çok şey var. Bunlar hep Türk futbolunun, Türkiye'nin iyiliğine olduğu için ben bunları düşünüyorum. Peki bunu bir kişi mi yapacak? Yoksa bunun doğrusu bütün kulüplerin hep birlikte mi bunları yapmaları? Şimdi birlik beraberliğin olmadığı yerde hep birlikte bunu yapmak mümkün mü? Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani bazen de yanlış yapana yanlış yaptın deme cesaretini bu ülkede artık herkes göstersin. Fenerbahçe bütün bu işleri yaparken, bakın Fenerbahçe'de bu işe karşı olanları bir kenara koyuyorum. Yani benim karşı olmam, Fenerbahçeli olmayanların karşı olması onlar için bir şey ifade etmeyebilir. Fenerbahçe kulüp tarihinin en önemli başkanlarından biri Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım kendi açıklamalarıyla beraber, tek başına da değil,
bütün onu destekleyen Fenerbahçelilerle bunun yanlış olduğunu anlatmadı mı? Anlattı. Fenerbahçe camiası da bölünmüş durumda. Ve samimi söylüyorum, o kongreden, olağanüstü kongreden bugüne kadar buna evet deyip de şu an hayır diyen kişi sayısı çoğalıyor. Her geçen gün daha da çoğalacak. Belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra Türk futbol tarihine Fenerbahçelileri en çok üzen karar aksiyon olarak girecek. Bunu öngörüp de biz zamanında uyarılarda da bulunduk. En çok iddia edilen konu şuydu: adalet istiyoruz. Ya benim görüşüme göre adalet isteyen önce adaletli davranacak. Adaletli davranmak nedir? Hepsini bir kenara bıraktım. Sana yanlış yapıldığını iddia edebilirsin. O zaman oturun, bu iddiaları da açık açık konuşun. Erden Timur diyor ki Fenerbahçe'nin iddiası Galatasaray'a yapılan haksızlıklar, yani bize yapılan haksızlıklar Galatasaray'ın işine yaradı. Oturalım, bütün maçları tarafsız bir hakem kurulu kurarak inceleyelim. Bize mi daha çok haksızlık yapılmış, onlara mı yapılmış konusunda hodri meydan dedi. Onu çok rasyonel buluyor musunuz? Şimdi bakın, bunun kimseye bir faydası yok. Ha, bunun bence yapılması da doğru değil. Şöyle, çünkü araya gireyim, özür diliyorum. O, yani gerekirse 10 yıl geriye kadar gidelim diyor Erden Timur. Evet. Önemli hakemler seçilsin, maçlar incelensin. Ama tabii geriye gittiğinde sadece iki takım için incelenmeyecek. Bütün ligdeki maçların izlenilmesi lazım. Bir sezondaki maç sayısı belli. Onu 10'la çarpacaksınız, bütün maç bakılacak. Evet. Ve nihayetinde velev ki Ahmet Akçan sizsiniz, evet, diyelim. Dediniz ki işte Fenerbahçe'nin lehine şu kadar, Galatasaray'a bu kadar. Evet. Sonuç ne değişecek? Yani şampiyonluk kupalar değişecek mi, müzelerde değişmeyecek? Yani bir anlamı olacak mı? Çok gerçekçi buluyor musunuz bu öneriyi? Kesinlikle bulmuyorum. Yapılmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şey değişmeyeceği gibi o kavgayı daha da alevlendirecek. Oradan çıkan kararları iki camia da kabul etmeyecek zaten. O kendi lehine olanları kullanmaya çalışacak. O kendi lehine olanları kullanmaya çalışacak. Bakın, bizim ülkemizdeki doğruları, bizim gerçekleri masanın üzerine yatırıyor olmamız lazım. Zaten bundan dolayı buralara gelmedik mi? Ama adalet dediğim için benim gözümde adalet şudur. Ya biz 3 ay önce de olsa iki kulüp artı futbol federasyonu bu maç bu tarihte oynanacak diye anlaşıyorsak buna uymak lazım. Yani eğer bunun değişmesi gerekiyorsa da, eğer mantıklı, geçerli bir neden varsa bunu zaten herkes yapacaktır. Ama bütün bunları tehditvari tavırlar içinde yapıyor olmak, karşı tarafı da tahrik edeceği için, evet, ki tahrikler son ana kadar devam etti. Hatta yine devam ediyor. En büyük üzüntüm, bakın yeni bir miladın başlaması lazım. İşte hafta sonu yine lig maçları başlayacak. Yine göreceğiz orada. Evet. Ve karşı tarafla birlikte o suçlamaların devam edeceğini göreceğiz. Ya sevgili Koray, bu futbolun buralara gelmesinde çok çok büyük kitlelerin emeği var. Türkiye'de de futbol böyle dünden bugüne emeksiz bir şekilde bugünlere gelmedi. Futbol çok güzel bir oyun. Ben bu işe ömrümü adadım. Benim gibi buraya ömrünü adamış dünya kadar insan var. İşte sen de bu işin içindesin. Sevgili Murat da burada. Biz hepimiz buradan namuslu bir şekilde, hak ederek, şerefli bir şekilde evimize ekmek parası götürmeye çalışıyoruz. Futbolun bu taraftan da büyük faydaları var. Bu zararları futbola kimsenin vermeye hakkı yok. Bu maçı izlemek benim hakkım. Ben bu maçın parasını ödemişim. Ben onu diyorum. Türkiye'de devletin futbol kulüplerine yaptığı o kadar ekonomik yardımlar, katkılar var ki, o katkılar olmadan bu kulüpler bu kadar büyük olamazdı. Devletin yetim hakkından belki de keserek bu kulüplere yaptığı o yardımların karşılığıdır bu maçı izleme hakkı. Adaletten bahseden önce o futbol severin hakkını, adaletini teslim edecek. Sadece Urfalı'nın kendi şehrinde bu maçı izleme hakkı yok. Urfalı'nın orada izleme hakkı olduğu gibi, ki buradan gerçekten şapka çıkarıyorum, müthiş bir tavır sergilediler. Yani ben de ekranlardan her şeyi izledim. Ama Türkiye'nin herhangi bir köşesinde, dünyanın herhangi bir yerinde olan her insan bu maçı izleme hakkına sahipti. Yurt dışında benim adaletim bunu söylüyor.
Eğer bu derbi bir dünya derbisi diyorsak, Türk olmayan insanların da hakkı buydu ya. Nasıl ben bir Barcelona Real Madrid maçını, bir Dortmund Bayern Münih maçını, iki tane Manchester'ın maçını izlemek istiyorsam, futbol sever olarak ben sevgimi veriyorum, saygımı veriyorum futbola. Bu bile bana bütün bu hakları veriyor. O yüzden buradaki yaklaşım tarzı sonuna kadar yanlıştı. Hepimize çok büyük zararlar verdi. Bakın detaya da girmiyorum. İsim de vermiyorum kimseyi eleştirmemek, tahrik etmemek için. Ama ben de kendi adıma çizgimi çektim. Şu andan itibaren lehte aleyhte yapılanların hepsini burada isim vererek programa bir daha gündeme getiriyorum. Ne güzel dedin, yarın bayram. Ya bayramlar barışmak için vardır. Biz madem dostuz, kardeşiz, o zaman elimizi uzatalım, barışalım. Bugünden yarından itibaren de o barış içinde Türk futbolunu keyif alacağımız bir şekilde oynayalım, oynatalım, izleyelim. Murat, şimdi sık sık bu tarz haberleri biz aslında yakın komşu ülkemizde Yunanistan'da çok fazla görüyorduk. İşte başkan belinde silahla sahaya girdi. Geçen sezon benim hatırladığım bir haber vardı yine. Olympiakos'un başkan yardımcısı, yanlış hatırlamıyorsam, federasyon ve oranın merkez hakem kurulunun yaptığı bir toplantıda protesto amaçlı yanında götürdüğü eteği oradaki yetkililerin suratına attı. Bu da dünyanın her yerinde haber oldu. Bu da eylemdi. Ama ben o haberleri okuduğumda açıkçası kendi kendime şunu dedim. Yani Yunanistan Ligi'nde de iş artık iyice kontrolden çıkmış. Yani yapılanlar hoş değil. Yani orada bir şey düşüncesi olmadı bende. Olympiakos bayağı haksızlığa uğramış herhalde ki böyle bir tepki veriyor düşüncesi doğal olarak Türkiye'de yaşadığım için bende olmadı. Belki Yunanistan'da gerçekten durum öyleydi. Bunu tam olarak yansıtabildi mi yurt dışına veya yansıttıysa da Fenerbahçe yani istediği sonucu elde etmesi adına bir adım, gerçekten somut bir adım olarak görüyor musunuz? Siz mesela gazetede her gün sayfa hazırlanıyor sizin yönetiminizde. Örnek veriyorum, işte Çekya Ligi'nden Victoria Pilsen sahadan çekildi diye bir haber gelse mesela, burada Türkiye'de bir spor müdürü olarak ne düşünürsünüz? Ya Pilsen'e çok büyük haksızlıklar yapılıyor herhalde mi düşünürsünüz önce, yoksa Çekya futbolunun kalitesi buya mı gelir nokta? Ya tabii eylemin türüne bakmak lazım, yani ne yaşandığını. Şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da uluslararası, bir kere Fenerbahçe Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir takım. Yani ve bu işin şeyi yeni bir şey değil. Yani işte çıkmayacağız deyip sonuçta genç oyuncularınızı sahaya sürüyorsunuz. İşte bir dakika sonra da onları sahadan çekiyorsunuz. Yani bunun uluslararası şeyde, yani Fenerbahçe'nin buradaki tabii amacı ne kazanırım? Ya bu bakıldığında ben bir şey kazandığını falan açıkçası düşünmüyorum. Yani kaybetti, bence kazanmadı. Türk futbolu da kaybetti, Fenerbahçe de kaybetti. Yani burada kazanan bir takım yok ki. Belki şey olarak bir kupa var. İşte kupayı da Galatasaray'a verecekler. Neyi? Kupayı da işte herhangi bir evindeki ilk maçta bir törenle Galatasaray'a teslim alıyor. Bu mu yani? Yani biz bu tür aksiyonlarla, bu tür senaryolarla dışarıda gündeme geldiğimiz zaman bunun iyi bir tarafı olabilir mi? Bunun kendi içimizde de zaten iyi bir tarafı olamaz ki. Yani biz bunları niye konuşuyoruz? Hocamın anlattığı gibi, yani bir oyun ya bu. Bu oyun, bir keyfine varın, izleyin. İşte golleri, pozisyonları tartışın, hakemin kararlarını tartışın. Ondan sonra bitsin, diğer maç başlasın. Yani Fenerbahçe buradaki aksiyonunda ben sesimi duyurayım, işte dünyada beni duysun, Türkiye beni duysun, bir yerden başlamak lazım. Mesela bugün okudum yazımı, oyunculara işte Sayın Başkan demiş, kahramanlarımız demiş. Yani bir ortada kahraman olacak bir durum yok ki. Yani genç çocuklar, ben saha kenarındaydım. Maçın yönetici geldi, sahadan çekin dediğinde hepsinin tünelin kenarında surat ifadelerini gördüm. Ne kahramanlığı ya? Yani bu böyle, siz kahramansınız, siz aslansınız, siz şöylesiniz filan. Yani kusura bakmayın ya, bunlar böyle acayip acayip sözler. Yani ne kahramanlığı? Oradaki oynayan çocukların bundan mutlu olduğunu gerçekten fikirlerini söyleyebilseler ki yarın bir gün o takımdan ayrıldıklarında futbol hayatlarını başka yerde devam ettirdiklerinde çıkacak. Yani ilerleyen bir süreçte bu maçın perde arkasında, bu kararların alınmasında, bu kararların işte altyapıdan şunları çıkartalım. Hocam hazırla çocukları, 12'de maç oynayacaksınız, uçağa bineceğiz, Urfa'ya ineceğiz, sırada gideceğiz, uçaktan tekrar uçağa binip İstanbul'a döneceğiz dendiğinde, ya siz ne diyorsunuz ya, nasıl yani bir futbol aklıyla düşündüğünü eminim ki
içinden geçirmiştir ama söyleyememiştir yani. Söylese işinden olur zaten. Nasıl söylesin ki? Ama yarın bir gün bu konuşmalarda bir gün ortaya çıkacak. Yani ben buradan Fenerbahçe'nin bir kazanım elde ettiğini açıkçası düşünmüyorum. Bakın bir şey yapıyor işte orada üyeleri topladı, insanlar geldi. Niye geldi insanlar? Ne dedi Sayın Başkan? Bizleri takımı sahadan çekeceğiz dedi. Alt lige düşeceğiz dedi. Hatta ben de başkanlığa devam edeceğim dedi. Bir üst lige çıkartmak için. Tamam mı? Gerekirse dedi. Bunu söyledi. Ve gerçekten geniş bir kamuoyu şeyi geldi. 25-30 bin kişi geldi. Sayın Başkan'a destek verdiler. Dediler ki başkanımız, yönetim kurulumuz gerçekten önemli bir kararın arifesinde biz de kendilerine destek vereceğiz. Sonra bu iş başka bir boyuta geldi. Yani biz küme maça çıkmazsak bunun bizim için bedeli ağır olur. Camiamız bunu istemiyor. İşte iftarlarda bunu konuştuk. Yüksek Divan Kurulu üyeleri konuştuk. Herkes dedi ki aman dedi başkan sakın yönetim böyle bir karar almayın. Bu yanlış bir karar ama biz sizin yanınızdayız. Başka türlü bir karar alın. Oradaki toplanan kesimde niye toplandı? Böyle bir karar alınacak diye toplandı. Sonra orada tepkisel bir şey de oldu. U19'u çıkartacağız dendiğinde. Ve bu demek istediğim şey şuraya bağlayacağım. Yani bu karar hiçbir Fenerbahçeli'nin içine de sinmedi zaten. Yani Fenerbahçeliler ne diyor? O zaman hiç çıkmasaydınız diyor maça. Ama tabii bunlar çok konuşuldu ama bilmeyenler için tekrar söylemek lazım. Neden Fenerbahçe bu maça çıktı? Yöneticimi ve başkanı uzun süreli hak mahrumiyeti cezası alıp yönetim kurulu düşecekti. Başkanlık düşecekti. Yani yönetim Fenerbahçe yönetimi düşecekti. Yetkisi kalmayacaktı aldıkları cezalardan dolayı. Bu cezaları almamak adına İşte bu genç arkadaşlarımızı sahaya sürdüler ve sonuçta da sahadan çekildi ve bugün işte cezalar konuşuluyor. İşte para cezası, işte kupadan men olur mu olmaz bilmiyorum. Bir sürü prosedürle bir sürü şeyler konuşuluyor. Çok uzun ve hukuki mevzular bunlar. Herhalde sevkler bugün yarın olur yani sonuçta oradaki şeylere göre. Yani özetle bu işten kimse bir şey kazanmadı. Türk futbolu kaybetti. Fenerbahçe kaybetti. Bunun özeti bu. Yani bunun sevinilecek Fenerbahçe taraftarı adına da, Fenerbahçe başkanı adına da, yönetim adına da, Türk futbolu adına da hiçbir tarafı yok. Peki ben bir şey sorabilirim. Tabii ki hocam. O da şu. Şimdi Fenerbahçe bunu niye yaptı? Uzun uzun anlatıldı. Kendilerine yapılan haksızlıklardan dolayı. Peki Fenerbahçe'nin şöyle bir açıklaması yok muydu? Eğer Süper Kupa maçının hakemi yabancı hakem olursa, evet, ve ertelenirse o zaman hiçbir şey yapmayacaklardı. Evet. Ya arkadaşlar bana haksızlık yapılıyorsa bu pazarlık konusu olamaz. Ne olursa olsun ben o hakkımı sonuna kadar ararım. Fenerbahçe'nin bu açıklaması bile bakın olayı bambaşka yerlere taşımaya yeter. O yüzden ben fazla derine girmek istemiyorum. Benim aldığım dünya kadar not var. Fenerbahçe'nin böyle bir hamleyi yapmamasının daha doğru olduğuna dair. Bunun en güzel ispatı o. Yani açalım mı bu konuyu? Siz diyorsunuz ki bana bir haksızlık yapıldı. Ben bunu asla pazarlık konusu yapmam. Herhalde. O zaman Fenerbahçe burada belli başlı istediği şeyleri ve bunlar yani uzun vadeli çözümler de değil. Mesela Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesi, komple önümüzdeki sezon yabancı hakem gelmesi gibi daha zorlu şeyler de değil. Bir maç üzerinden istediği yapılsaydı razı olacaktı diyorsunuz. Trabzon maçı sonrası cezalar konusunda bir açıklama gelmedi mi? Belki de federasyon bakın iki futbolcuya birer maç cezayı vermemiş olsa bile Fenerbahçe'nin tavrı ne olacaktı bilemiyorum. Söz bir defa ağızdan çıkar çıktığı anda da onun esiri olursunuz. Fenerbahçe'de bize ceza verilemez açıklamasından sonra onun esiri oldu. O yüzden bu tür konuları iyice düşünmeden bence o hamleleri yapmamak lazım. Sonuçta hep adaletsizlik. Peki adaletsizlik derken de açık konuşuyoruz. Hakemlerin bu sene Fenerbahçe'nin haklarının yendiği konusunda adaletsizlikten bahsediliyor. Fenerbahçe'nin haklı olduğu dünya kadar konu yok mu? Var. Daha önceden maalesef adını söylemek zorundayım. Bir kurşunlanma olayı. Faili hala bulunmadı. Evet. İşte o malum terör örgütünün Fenerbahçe'ye verdiği zararlar. Evet bu konularda haklılar mı? Haklılar. Peki o terör örgütü sadece onlara zarar vermedi ki ya. O terör örgütünün verdiği en büyük zararı çekenlerden biri de benim. Canlı misaliyim. Benim kariyerimi mahvettiler. Ve bunu hiç konuşmuyoruz. Şimdi onların hepsini bir tarafa da bıraktık. Bu olaylar da yeni bir olay değil ki.
Trabzon maçında o olaylar olmasaydı kurşunlanma olayı unutulacak mıydı? Terör örgütü unutulacak mıydı? Şimdi geçmişteki birçok olayı bahane ederek o bardağı dolduran damlalar var ya. Evet, onlar çok önemli ama bütün Türkiye çözüm Fenerbahçe'ye noktasını. Bu konuda destek verdi o zaman da. Fenerbahçe evet. Haklı dedi. Ama son o bardağı taşıran damla federasyon bunu yabancı bir hakemle erteleseydi hiçbir şey olmayacaktı. Yani demek ki bu burada kadar tartışılan şey zaten Fenerbahçe nasıl böyle bir karar alırdan ziyade kararın yanlış olduğu yönünde insanlar fikirlerini belirtiyor. Genelde ağırlıklı olarak gördüğüm kadarıyla. Yoksa otobüsün kurşunlanma hadisesi çok üzücü ve hala çözülmemiş bir konu. %100 haklı Fenerbahçe. Tabii canım. Trabzonspor maçının belki yani tamamlanması o da ayrı bir tartışma konusu. Avrupa'da öyle bir maçın tamamlandığını ben görmüyorum. Kısa nokta. Yani tepki gösterdiği konularda haklılık payı elbette var. Ama çözüm noktasında mesela Aziz Yıldırım Düzce'deki iftarda dedi ki yasal olan yollarla yapacağız dedi ve kaçmayacağız sahadan. Yani sahadan kaçmayacağız derken mücadele edeceğiz. Hatta biz dedi bu takım dedi bu formunu koruduğu sürece Galatasaray'ı da onların stadında yener. Şampiyonluğunu da orada ilan eder diye de gayet iddialı, motive edici sözler söyledi. Burada çözüm noktasında daha çok tartışmalar var. Ne yapılabilirdi Murat Özbostan? Bir de az önce ben arada sizin söylediğinizden şunu anladım. U19 tercihinin Ali Koç'un başkanlıktan vazgeçmediğini ve kendi başkanlık adaylık sürecini kapatmamak adına alındığını mı düşünüyorsunuz? Yani yok, oradaki o... çünkü yönetim düşer sürecini biraz daha açmanızı rica ederim. Yani ben sonuçta Fenerbahçe kulübü hukuki olarak yani bu aldığı kararlardan dolayı zedeleniyor. Bir takım cezalarla karşı karşıya kalıyor. Yani eğer U19 çıkmasa sıfır hiç maçı oynamasalardı daha ağır cezaları ve evet. yaptırımları olacaktı. Şimdi Fenerbahçe'nin içinde Sayın Başkan'ın söylenmenin içinde biraz önce de ifade ettim. O kadar farklılıklar var ki yani bir konuyu farklı bir şekilde anlatıyor. Arkasından belli bir süre sonra konuya başka açıdan yaklaşabiliyor. Yani şimdi mesela Türkiye Kupası'ndan 2 sene olmayacağız diyor. Sonra zaten bu yeni yönetimin kararı. Yani siz eğer aday olmayacaksanız sizin böyle bir şey zaten alma yetkiniz yok. Sonuçta kongreden sonra eğer olmayacaksanız ki ben kişisel fikrimi söyleyeyim. Bence aday olacak. Yani başkanlığı bırakmayı falan da istemiyor. Zaten bunun şeylerin emarelerinde o Urfa'da yaptığı toplantıda söyledi. İşte baskı var. Arkadaşlarım devam etmemi istiyor. Ben bu konuya söyledi. Bakacağım dedi bayramdan sonra. Yani olağanüstü şeyler olmadı. Daha olağanüstü ne olabilir ki? Yani işte yani bir sürü olağanüstü şeyler evet. var. Yani bence bunların her biri devam etmesi açısından kendisinin bir şeyi. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani aday olacak ki, bir kere. Öyle benim bir açıklama da var zaten. Yönetim kurulunda arkadaşlarım devam etmemi istiyorlar. Bu konuyu bayramdan sonra değerlendireceğiz. Yani bu burada bence kongrenin orada toplanması, statta insanların destek vermesi yani bunların hepsi de bir güven şeyiydi. Yani oylaması gibi bir şeydi. Sayın Başkan bence bunu da görmek istedi orada. Gördü. Dedi ki benim camiam arkamda bana destek de veriyor. İşte her alacağım kararda destek veriyor dedi. Ama sonuçta şu maça geldiğimizde maçta bu şekilde işte gençlerin şeyi sahaya sürülmesi, alınan karar çekilmesi filan derken bunların biz bunları kastetmedik kardeşim sen başka bir aksiyon gösterecektin deyip eleştirilen noktalar bunlar. Yani bugün Galatasaray'a bu kupanın güle oynaya verilmesini bugün Fenerbahçeliler böyle içine sindirdikleri bir durum değil ki yani. Ben Fenerbahçe'nin içinde yönetimin içinde bir kere İsmail Kartal'a sormak lazım. Ya konuşması gereken en önemli kişi o. Evet. Sen ne hissediyorsun hocam? Ben şimdi hocama teknik olarak da bir şey soracağım. En son Mart'ta Trabzonspor maçını oynamış Fenerbahçe. Arkasından Adana Demir maçını oynamış. 20-25 günde çıktıkları arkadaşlar bakabilir. Maç sayısı 2. 2 tane maç oynamış. Rakibi Olympiakos bir haftada 3 tane maça çıkmış. Yani hep derler ya maç en iyi idmandır. Maç en iyi evet. oyuncu performansı açısından önemlidir. Maç ritmini kaybettirir. Yani evet ritmini, yani konsantrasyon filan. Fenerbahçe'nin 2 tane oynadığı maç var. 1 Trabzonspor maçı. 2 Adana Demir maçı. Bu süreçte maç oynamamış. 17 Mart'ta Trabzonspor'la oynuyor. 3 Nisan'da daha sonra çıkıyor Adana Demir karşısına. Tamam sonra da bu şeyi oynayacak. Olympiakos maçını oynayacak. Olacak. Yani evet. bunu teknik olarak tabii hocam daha iyi analizini yapar. Yani demek istediğim şu. Bir yandan diyorlar ki biz bu maça işte çıkmamamızın nedenleri biz ertelenmesini istedik. İşte bizim maçımız var. Avrupa'mız Türkiye için oynayacağız. Önemli bir maç.
Tamam, rakiplerimizin maçı ertelendi diyorlar. Bütün dünya federasyonları, Avrupa'daki federasyonlar işte o takımların maçları. Hayır kardeşim, hepsi cuma, cumartesi, pazar maç oynadılar. Yani Olympiakos bir haftada 3 tane maç oynadı. Evet. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Rakipleriniz maç oynadılar. Yani maç erlaştılar, ertelenmedi. Bu yanlış bilgiyi bir düzeltelim. Böyle bir şey yok. Ha bir de hocam bırakacağım sözü sana. Mesela şunu da anlayamadım. Bunu gerçekten hocama da sormak istiyorum. Çok da merak ediyorum. Şimdi federasyonda mesela dedi ki Karagümrük maçını biz erteleyelim dedi. Rakibiniz Olympiakos'un da maçı ertendi dedi Yunan Futbol Federasyonu tarafından o tarihteki. En azından dedi şey olur yani siz Süper Kupa maçına çıkın. Biz sizin aradaki Karagümrük maçınızı rövanştan önceki Karagümrük maçını erteleyelim. Size de bir şey olur dedi. Fenerbahçe dedi ki yok biz kabul etmiyoruz. Biz Galatasaray maçının ertelenmesini istiyoruz. Bizim tek şartımız var Galatasaray maçı ertelenecek dedi. Yani özetle biraz konudan konuya geçiyorum. Yani Fenerbahçe'nin de bakıldığı zaman söylemlerinde bir istikrar yok. Yani altı dolmuyor bir takım şeylerin. Fikir değişiklikleri biraz da. Yani bir yandan Türkiye diyorsunuz. Rövanştan önce erteleme teklif ediliyor. Kabul etmiyorsunuz. Şartınız Galatasaray maçının ertelenmesi diyorsunuz. O da olmuyor. İşte Galatasaray kabul etmiyor. Diyorsunuz ki rakiplerin bütün maçları ertelendi. Çeyrek finaldeki bu durumda diyorsunuz. Hayır. Adamlar liglerini, maçlarını oynamışlar. Hafta sonu yani, oynadılar. Ve Fenerbahçe 25 gün, 17 Mart mı dedin? Evet. Ya ortalama bir ayda iki tane maça çıkmış olacak. 17 Mart'ta. Bu bilmiyorum. Oyuncular için nasıl bir durumdur bunu bilmiyorum. Bunun analizini size bırakayım hocam. Ben iyice şu an bile gerildim. Samimi söylüyorum. Gerilme hocam. Niye geriliyorsun ya? Futbol tertemiz bir oyun. Şu futbolu hocam analiz ediyoruz. Şu futbolu analiz edeceğiz de şu futbolu bıraksınlar futbolcular oynasın. Bunun başındaki teknik adamlar, uzmanlar da analiz etsin. Evet. Ya, doğru söylüyorsunuz. Bir maçın ertelenip ertelenmeyeceğine yöneticiler mi karar verecek ya? Bunu antrenörlerden, futbolculardan daha mı iyi bilecekler ya? Fenerbahçe'nin bu sene en başarılı olduğu ayları söyler misin bana? Ay olarak bilmiyorum hocam yani. Ben söyleyeyim sana. Ben Ağustos, Eylül, Ekim evet, değil hepsi, mi? Evet. Hepsi. Evet. Fenerbahçe maç bu ayların hepsinde 3 günde bir maç yaptı. 3 günde evet. Bir Avrupa Kupası maçı oynadı ya. Demek ki sen şu ana kadar 6 tane eleme maçı oynadın. 6 tane de grup maçı oynadın. Evet. 12 tane maçı 3 günde bir oynamışsın Avrupa'da. En başarılı olduğun günler o gün. Burada pazardan perşembeye kadar 5 günün var ya. 3 günde dinlenebilecek bir takım. Kaldı ki takımın bir yorgunluğu da yok. Takımın maç oynaması lazım teknik yönden. Bunu bahane edip de bu maçı ertelemeye kalkmayın ya. En azından de ki benim canım böyle istiyor. Kabul. Veya ben güçlüyüm, ben bunu yaptırırım de hodri meydanda kabul. Ama futbola alet etmesin kimse arkadaşlar ya. Bugün biz hep şunu konuşmuyor muyuz? Milli maç araları sonrası dönüşler her takım için zordur değil mi? Evet. Neden zordur? Maç oynamıyorlar ondan zordur ya. Galatasaray'ı gördük. Bence Antalya'da kampa girmesine rağmen, ailelerle birlikte muhteşem bir hazırlık yapmasına rağmen işte yine oyun olarak beklenenin altında bir Galatasaray izledik. O yüzden bu kadar maç oynamamanın futbolculara hele hele o süreyi doğru çalışmıyorsan çok büyük zararı olur. Fenerbahçe doğru çalışamadı. Bıraktık teknik yönü, plan program işini bıraktık. Ya futbolcular antrenmanı değil ki. Ne olacak? Maça çıkacak mıyız? Ligden çekilecek miyiz? Başkanla toplantı yapacak mıyız? Bunları düşündüler ya. Kendini antrenmana, maça konsantre etmemiş birinin tam olarak hazır olması mümkün mü? Türk futboluna fayda sağlamak için de bizim bu gerçekleri konuşmamız lazım. Lütfen bütün futbol severlerden ricam şu. Avrupa şunu yapıyor, Brezilya şunu yapıyor, Almanya bunu yapıyor deyip de bazı şeyleri açıklamasın kimse. Orası Almanya. Biz Türkiye'yiz, biz Türk'üz. Bizim örfümüz, adetimiz, dünyaya bakış açımız, yaşam felsefemiz hepsi değişik. Biz kendimize göre bir düzen kurup bu düzeni kendimize göre yapmamız lazım. Onların yaptığını taklit etmemiz gerekmiyor. Zaten başımıza ne geldiyse taklitçilikten geldi ya.
Futbolumuzu biz geliştirelim, insanlar bizi taklit etsin futbolda. Biz hala onlara bakıyoruz. Yok, yabancı hakem öyleymiş orada, buraya da gelmesi lazımmış. Ya arkadaşlar, biz kendi evladımızı ama hakem, ama futbolcu, ama hoca, ama gazeteci, onları eğiteceğiz ki biz dünyada öncü olalım. Hocam sıcak bir bilgi vereyim mi? FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Liverpool-Atalanta maçına atandı. Sürpriz değil. Muhteşem maç yönetiyor. VAR hakemi Alper Ulusoy, AVAR Abdülkadir Bitigen. Evet, son yönettikleri maçta tamam, çok da güzel izledim maçı. Yok, onu bilgi olarak verdim. Evet, evet, çok da başarılı. Şaşırdınız mı? Hayır, başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçından sonra ama yereldeki performans çok dikkate alınmıyor mu o zaman? Ya arkadaşlar, Avrupa'da UEFA'da bizde olanları biliyor ya. Yani Türkiye'de hakemlere nasıl bakıldığını, ne kadar çok yardımcı olduğumuzu. Ya bizdeki kadar bambaşka bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da o kadar maç izliyoruz değil mi? Bu hafta evet. Sonu da bence çok güzel maçlar vardı, izledik. Bizdeki kadar kendini yere atan, hakemi aldatmaya kalkan, yok, rakibinin nadir, emeğini, alın terini çalmaya kalkan, tribünden hakemi yönlendirmeye çalışan, maç başlamadan en azından bir hafta önce hakemi nasıl etkilerim diye böyle büyük uğraşlar veren yöneticilerin olduğu başka bir ülke gördünüz mü ya? UEFA bilmiyor mu bunları ya? Onlar akılsız insanlar mı ya? Ya arkadaşlar, lütfen kendi kendimizi aldatmayalım ya. Ne diyorum, futbol bizim en güzel oyunumuz, futbolumuzu çaldılar. Bakın, çalıyorlar demiyorum, çaldılar. Elden gitti. Futbol birilerinin oyuncağı oldu ya. Oyuncağı oldu. Başkan bir sürü farklı konulara da giriyor. İşte bahis çetelerine kadar. Ya arkadaşlar, bunların hepsi futbolun bizim elimizden çalındığının bir ispatı. Biz o yüzden temiz olan bu futbola sahip çıkalım ya. Bu futbolun insana faydası var. Bu futbolun ülkeye faydası var. Her yönden faydası var. Bakın, Haziran ayında Avrupa'da, Avrupa Şampiyonası'nda yine kenetleneceğiz hepimiz. Milli takımımızı dualarla uğurlayacağız. Onların başarılı olmasını isteyeceğiz. Onlarla beraber yatıp kalkacağız, evet, yaşayacağız. Bize kupa getirin diyeceğiz. En azından gruptan çıkın diyeceğiz. Bunun için de artık futbola biraz olumlu yaklaşalım. Yani. Hocam, orada da araya uzatmak istemedim. Konuşuruz şimdi, bir Süper Kupa'nın hikayesini izleyelim ama orada da bence bir milli takım aday kadrosunu görelim. Alınmayanlardan yine tepkiler doyup o sinerji de bozulma ihtimali de yüksek yine. Onun için biz kendimize zarar veriyoruz. Bakın, işte kendimize zarar verdik. Orada da veriyoruz. Şöyle yapalım mı? Turkcell Süper Kupa'nın hikayesi. Tabii ki maçı biliyoruz. Yaklaşık 2 dakika sürdü. Topun oyunda kalma süresi 50 saniyeydi ama önünde sonunda neler yaşandı? Arkadaşlarımız çok güzel bir bant hazırladı. Onu izleyelim, ardından devam edeceğiz. Reklamların ardından yeniden sizinle birlikteyiz. Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınında spor ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Özbostan ve Ahmet Akçan'la birlikte süper finali konuşacağız. Birazcık saha içine girmeye çalışacağız ama yani toplam 2 dakika sürdü maç. 50 saniye top oyunda kaldı. Evet. O kadarlık süre içinde yaşananları irdeleyeceğiz. Çünkü bugün artık manşetlerde Galatasaray'ın attığı gol, Fenerbahçe'nin bir protesto bulunacağını söylemesi ve topun taca atılmasını istemesi ama buna Galatasaray'ın uymadığı, üstüne bir de gol attığı tarzda da haberler var. Şimdi Sabah gazetesiyle başlayalım. Murat Özbostan da buradayken Mehmet Özcan imzalı özel haber. Taca atmadı, golü attı başlığıyla duyurulmuş bugün. Ve haberde şöyle diyor: İşte Süper Kupa'da tartışılan Icardi'nin golünün perde arkası. Maçtan önce Fenerbahçe cephesinden santrayı siz yaparsanız topu taca atın, biz çekileceğiz mesajı geldi. Sarı kırmızılı oyuncularsa bunu kabul etmedi. Kaptan Fernando Muslera para atışını kazanıp topu seçti ve Icardi'nin tarihi golünün önü açıldı demiş Mehmet Özcan imzalı haberde. Yine Milliyet gazetesinde bir başka haber var. Onu da sizlere aktarmak istiyoruz. Nevzat Dindar'ın imzasının olduğu bir haber. Protestoyu ben mi yapıyorum şeklinde. Burada da Okan Buruk'un açıklamalarına yer verilmiş ve Okan Hoca şöyle diyor: Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiriyor ve evet, gençlerle çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştirileceklerine dair bir fikrimiz yoktu.
duracaklar mıydı yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı top atışıyla ilk topu almak istedik. Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz. Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince protestoyu ben mi yapıyorum diyor Okan Buruk. Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk denilmiş. Altta da yine küçük kutu bir haber var. Orada da Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç öncesi Fenerbahçe U19 takım kaptanı Emirhan Arkutçu'nun yanına giderek maç başladığında topu taca atacağız. Eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun dediği iddia ediliyor. Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmiş. Ancak gol sonrası şaşıran Emirhan, Kerem abi bana topu taca atacaklarını söyledi ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar, bizi kandırdılar demiş genç futbolcu. Şimdi yeni tartışmamız ya Süper Kupa özelinde bu. Bunların hepsi 60 saniyede mi yaşanmış? 50 saniyelik süreç içerisinde Galatasaray bilerek topu taca atmadı. Onu bir fırsata çevirip golle buluşturdu iddiası var. İşte Okan Hoca da protestoyu ben mi yapıyorum diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahmet Hoca'dan... Yani ben değerlendirecek bir şey de aslında burada bu, yani biraz iş artık şey futbolun magazinine falan dönmüş. Yani bu iş bile magazine gelmiş. Şu yaşanan dramatik maç şeyi. Yani Okan Hoca doğru söylüyor, protestoyonlar yapmıyor sonuçta. Ya gol atsalar bu sefer farklı bir şey olacak. Bak sağdan çekilecek, 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü olacak. Yani diğer Kerem bir şey söylemiş. Öbürü oyuncu arkadaşlarına bunu demiş. Yani tuhaf tuhaf şeyler de bu kısa süreç içerisinde sahada yaşanmış. Yani yaşandığı iddia ediliyor tabii. Yani net bir ağızdan bu böyle de bir Okan Buruk'un açıklamasına net bir açıklama gözüyle bakabiliriz. Yani bunları konuşmak, bunları üzerine yorum yapmak bile çok tuhaf, bana göre komik, yani trajikomik bir durum. Yani biz burada konuşacağımız şey, bu saatten sonra biz bu işten ne zarar gördük ve biz bir daha bunların yaşanmaması için bundan sonraki süreçte Futbol Federasyonu üzerine düşen neleri yapması lazım? Yani biz bu duruma geldiysek bunda Futbol Federasyonu'nda herhalde kabahati fazlasıyla var. Yani sadece kulüpler bazında bunu değerlendirmek, bunu analiz etmek doğru bir şey olmaz. Yani bugün yaşanan süreçte Türkiye'de işte hakem hataları, maçlarda yaşananlar, kulüp yöneticilerinin ve başkanlarının, kulüp sosyal medya hesaplarının sürekli yaptığı açıklamalar, birbirleriyle didişmeleri, yani taraftarların, taraftar kitlelerini, bugün şampiyonluğa oynayan iki takımın Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin arasındaki bu inanılmaz stres ve gerilimin taraftar kitlelerini de etkilediği ve bugün gelinen noktada bu iki kulübün büyük kabahatinin olduğu bir gerçek. Bunlara da yeteri kadar dur diyemeyen Futbol Federasyonu'nda kabahati var. Yani bugün kupanın oynanmaması ve bu kupanın oynanmaması üzerinden futbol severin cezalandırılmasında herkesin, bu bahsettiğim kesimlerin %100 emekleri var. Yani şimdi maçta da yok o topu sen vermişsin, öbürü taça at demiş filan. Niye taça atsın ki ya? Atmaz taça yani. Bilmiyorum, Kerem de öyle dediyse yani. Siz atar mıydınız? Yok, atmam. Niye atayım ki? Yok, atmam. Hayır, atmam. Ben geldim mesela Fenerbahçe'den. Mesela Fenerbahçe'nin Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da eleştirmiş. Ya Metin Oktay olsaydı böyle olmazdı. Onun farklı bir o taça kültürü, mı atardı top? Şeyi falan var diye bir şey atmış herhalde. Yani ya bu maç başlamış. Karşındaki rakip kim olursa olsun çıkıp oynayacaksın. Yani karşındaki rakibin protestosuna ayak uyduracağın bir şey olamaz bir kere. Ben ona katılmıyorum. Yani öyle bir şey olamaz. Yani sen ben demedim ki yani bu takımla çıkın. Ben dedim ki A takımınızı getirin. Çıkın maç oynayalım kardeşim. Evet. Futbol kazansın. Şanlıurfa'da tribünleri dolduran insanlar kazansın. Efendim televizyonu başındaki maçı şifresiz izleyen insanlar kazansın. Bunun keyfine varsın. Bayramın öncesinde insanlar bir futbol bayramına şey yapsın. Yani Avrupa'da bu konuşulsun. Ya Türkiye'nin iki büyük takımı müthiş yıldızlarıyla öyle bir maç oynadılar ki kardeşim, o görüntüleri satın almış insanlar ya. Yayıncı kuruluşlar, tabii, Avrupa'da da maçı vermek için. Yani veremediler. Baştan aşağı bakıldığında
Kusura bakmayın ama bir kepazelik var ya. Bunun neyini yorumunu yapacağız? Yani yorum yapacak da bir şey yok artık açıkçası. Ya ben sadece bir soru sormak istiyorum. O da şu, Okan Hoca'nın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Müsaadenizle size. Siz teknik direktörsünüz evet. Çünkü. Ben geldim Fenerbahçe'nin evet. İdari evet. direktörü olayım evet. diyelim Koray evet. olarak. Evet. Geldim dedim ki Ahmet Bey evet. biz bugün biliyorsunuz U19 takımıyla geldik. Bir protesto evet. gerçekleştireceğiz. Zaten çıkacağız hemen de. Top siz başlayacaksınız dışarı atar evet. mısınız dedim. Ne cevap verirsiniz? Peki oyun durmadan sen sahayı terk edemiyor musun? İlla taça mı çıkması lazım topu? Maçın başlamış olması gerekiyor. Tam maç başladı. Başladığı anda top taça çıkmadan da ben sahayı terk edebilirim. O zaman yine gol yersiniz. Ceza farklı mı oluyor yani? Hayır bak zaten Okan Hoca da söylemiş. Veya futbolcular, Fenerbahçe futbolcuları dursa hiçbir futbolcu gidip o golü atmaz. İkincisi ben zaten sahanın kenarına gittiğim zaman ben sahada yokken o benim kaleme gol atıyorsa yine atsın. Zaten atmaz. Atamaz sevgili Koray. Yani top taçtayken bana farklı ceza, oyun oynanırken farklı ceza mı veriliyor sahadan çıkarken? Yani o taça atın konusu nereden çıktı? O da bir sivri zekalının bence ürettiği bir şey. Burada anladığım kadarıyla gol yemekten ziyade Emirhan'ın açıklaması. Bizi kandırdılar diyorlar. Görüntüyü de ben hatta KJ'yi de alarak tam ekran verirsek Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü şu an en çok konuşulan noktalardan birisi bu maça dair. Yani Galatasaray'da Kerem'le o diyaloğun geçtiği iddia ediliyor ve Kerem hareketsiz duruyor. Bu arada 16 pas yapıyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu şu an KJ'nin altında kaldı. Görüyorsunuz tam sürenin olduğu yerde. Kerem bize yakın tarafta orta saha çizgisinin biraz ilerisinde yavaş adımlarla yürüyor ve hücumuna Galatasaray'ın katılmıyor. Galatasaray 16 pas yapıyor bu golde. Fenerbahçeli oyunculara topun değmediğini söyleyelim. Rakip pres yapıyor bu arada. Rakibin de sahada tabii kaymaları var değil mi hocam? Oynuyorlar normal. Maçlarını oynuyorlar. Şu an yani Galatasaray'ın topu dışarı atmayacağı bence belli artık herhalde. Yani herhalde onlar da topu kazanmaya çalışıyorlar. Ama burada söylenen işte bizi kandırdılar kısmımı. Yine bayağı da yine hazırlık pasları var. Ve burada dikkatinizi Kerem'e çekmek istiyorum. Kerem sol kanatta yok. Orta sahaya yakın bir bölgede uzun oynanan topu Barış Alper indiriyor. Icardi de son vuruşu yapıyor ve golü buluyor. Galatasaray Fenerbahçe'yi kandırmış gibi gözüküyor mu şu an? Bu açıklamalar özelinde, bu golle birlikte. Ya sevgili Koray, yani bu konulara girdikçe çok samimi evet. düşüncelerimi söylersem Fenerbahçeliler rencide olacaklar, alınacaklar, üzülecekler. Ya zaten bütün sezon boyunca Fenerbahçe'nin iddiası o değil mi? Galatasaray bizi kandırıyor diye, hakemler tarafından kandırıyor diye. Eğer burada kanıyorlarsa bile o kendilerinin hatası ya. Ama bakın eğer biz Türk futbolunun iyiliğine bir şey konuşacaksak bence bu yorumların hepsini kapatıp o yeni sayfaya bizim başlıyor olmamız lazım. Şu an konuşulacak, çözüm önerilerini birazdan konuşacağız. Tabii şu an konuşulacak olanların hiç kimseye bir faydası yok. Yani sevgili Murat güzel söyledi. Kerem orada bir şey söylemiş. O hemen 50 saniye içinde bütün takıma duyurulmuş, yeni planlar yapılmış. Bakın böyle olmayan afaki şeylerle kimse kamuoyunu bir daha meşgul etmesin. Bu Türk futbolunun ayıbıdır. Türk futbolunun yüz karısıdır. Yani burada maalesef buna katkı sağlayan herkesin oturup bundan kendilerine büyük pay çıkarması lazım. İşte biz hala o demin dedim ya biz suçlamalara, kavgalara devam edeceğiz. Beni kandırdılar. Kandırmadım. Bir set hücumu görüyor musunuz burada? O da iddialar arasında var. Galatasaray'ın bir set hücumu planı bakın, hazırladığı bu maçtan önce başlarsak set direkt... hücumu değil. Bu direkt hücum. Direkt hücum demek tek pasla direkt hücum. Yani... Tek pasla rakip ceza sahasının oraya topu indiriyor. Barış Icardi'nin önüne indiriyor. Bu direkt hücuma örnek bir hücum. Bunu literatüre koyabilirsin. Şöyle, uzun top atılması sizce bir plan dahilinde miydi? Yani kısa paslarla daha böyle rakip yarı sahaya oyunu yıkmaktan ziyade Galatasaray uzun bir top oynuyor ya, o bir stratejik pas mıydı acaba? Ya Galatasaray'ın oyun planlarında hepsi var. Ben burada bütün sezon boyunca bağırıyorum. Bir takımın A planı olması lazım, B, C planı. A planı nedir? Set hücumudur. Ya bu rakip, maç özelinde diyorum yani hemen bir dakika ilk...
kendimize ait olan süreçte gol bulalım adına bir uzun. Galatasaray gol atmayı istedi ve gol attı. Hayır tabii. Hemen gol atmak istedi. Yani o, sağdan bakın, çekilmeden rakibi gol atmayı bakın, istedi. O sonuca gitmek için oynanan uzun bir top. Sonuca evet. gitmek için Barış'ın Icardi'yi indirmesi, Icardi'nin de gol atmak için yaptığı vuruş. Bunlar hep bilinçli olarak skoru elde etme amaçlı yapılan işler. Tabii. Yani, yani sorum oydu aslında. Bilinçli olarak evet. Fenerbahçe sağdan çıkmadan bir gol atma planı o zaman kafada vardı. Şu var, Fenerbahçe'nin ne zaman çıkacağını Galatasaray'da bilmiyor tabii, zaten. Olarak. Yani oyun başladığı an her futbolcu atabilecekse o saniyede golü atmak ve attırmak ister. Galatasaray'ın da set hücumu gibi direkt hücum planlarında da var. O direkt hücumla skora gittikleri bir gol oldu bu. Şöyle bir notu daha paylaşalım. Bence önemli. Niye önemli? Çünkü Allah ömür verdiği sürece hep insanların karşısına çıkacak. Bu tarihi bir maçtı. Fenerbahçe çekildi. Kendi adına çok önemli bir protestoyu gerçekleştirdi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde de ister istemez bir şeye sebebiyet verdi. Bu atılan gol iki takım arasındaki oynanan resmi maçlarda atılan en erken gol oldu. Yani bundan çok çok önce diğer gol ve nasıl rekabet haberlerinde hep Murat evet. Bey siz bilirsiniz yapılır tarihte işte en erken gol, en farklı skorlar tabii tarihin... vesaire. Şimdi tarih boyunca bu gol mesela atılan en erken gol olarak resmi maçlarda geçecek. Ya daha erken atılmadı. İki takım evet. arasında ki her şey tarihin zaten arşivlerinde yer alıyor. Bu maçta arşivlerdeki yerini aldı. Ama bundan önceki şeylerde yani zaman zaman iki takımla ilgili arşiv şeyleri bulmak falan zor. Zordur mesela çok eski zamanlardan ama öyle bir devirdeyiz ki yani cep telefonlarının bile işte çekim yaptığı, net görüntülerin olduğu foto yani bütün herkesin paylaştığı ve bir gün zamanı geldiğinde yani zamanı geldiğinde değil sonuçta işte bu maçlarla iki takım arasında tarih kitaplar vardır böyle işte arşivler vardır. Bu maçta da yaşananlar bu kitaplardaki yerini alacak. Yani ama olumsuz bir şekilde yer alacak. Galatasaray adına biz golümüzü attık 1-0'da öndeyiz. Sonuçta maçı da galip bitirdik şeyi. Bence biraz önce dediğim gibi Galatasaray hemen gol atmayı istedi. Yani direkt düşüncesi buydu. Her saniye Galatasaray için kıymetliydi. Ve bir bunu ne zaman çekileceklerini bilmiyordu. Ve Fenerbahçe adına da açıkçası talihsiz bir şey oldu. Yani zaten talihsiz bir şeydi yaşananlar. Bir de skorun bu şekilde olması daha talihsiz bir şey neden oldu. Yani Fenerbahçe de bunun camiası kendi içinde bence bir gün hesaplaşmasını yapacaktır. Yani bundan sonraki süreci artık şeye bırakmak lazım, zamana bırakmak lazım. Sonuçta Futbol Federasyonu bir karar alacak. İşte bu işin cezasını açıklayacak. Galatasaray kupayı alacak. Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha götürecek. Yani belki Galatasaray lig şampiyonu olursa bir sezona şöyle bir yorum yapılacak. Yani Fenerbahçe'den hem Süper Kupayı aldı hem şampiyonluğu aldı. Bu sefer şu anki mevcut Fenerbahçe yönetiminin alacağı eleştiriler çok daha fazla olacaktır. Yani Fenerbahçe bence özetle çok büyük bir hata yaptı. Bu maça çıkıp oynayacaktı. Yani kendilerine göre, kendi açıklamalarına göre ki sadece yönetim bir açıklama yapıyor. Yani yönetimin bakış açısına bakarsak biz doğruyu yaptık. Hedefimiz buydu, planladığımız buydu ve hedefe de ulaştık diyor. Ona da saygı duymak lazım ama kamuoyu ve futbol dünyası bana göre farklı düşünüyor. Şimdi Galatasaray'a tabii maçı adım adım yaşananları konu başlıklarını konuşuyoruz. Toparlayacağız birazdan diğer gündeme de geçeceğiz. Sevinç anını da ben rica edeyim rejide editörümüz Serkan'dan ve yönetmenimiz o günden. O da çok konuşuldu. Onu hazırlarken şu notu paylaşalım. 8 Nisan 1984 yılında Ali Samiyen Stadı'nda oynanan lig maçında Galatasaray forması giyen Mirza Seydiç 55. saniyede gol atıyor. Ve bu derbi tarihindeki en erken golmüş. 1984 yılında Icardi'nin attığı bu golle birlikte o rekoru geçmiş oldu. Artık bundan sonra bu istatistik Icardi'de ve Süper Kupa finalinde attığı golle ezeli rekabetin en hızlı golcüsü oldu. Mauro Icardi en çok konuşulan konulardan birisi. Biz bunu Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra da aslında benzer şeyi konuştuk. Galatasaraylı oyuncuların sevinmesi Fenerbahçe cephesinden tepki gören noktalardan birisi. O görüntüleri de yine ekrana da yansıtabiliriz. 19 yaşında çocuklar vardı. Sahadan çekildiler.
Galatasaraylılar neden bu kadar abartılı sevinç yaşadı diyenler var ve bir önemli detay olarak da şunu söylüyor Fenerbahçeliler özellikle. Mertens çok deneyimli, çok usta bir isim. O özellikle bu sevincin içine çağrılmasına rağmen katılmıyor. Ama diğer futbolcular coşkulu bir şekilde seviniyor. Yani şunu diyorlar, rencide etme amaçlı bir sevinç olarak yorumluyorlar. Katılır mısınız? Şimdi bu 19 takımı, yani genç futbolcular bu maçta en çok konuşulan konulardan biriydi. Bence o genç futbolcuları tamamıyla bir kenara bırakmamız lazım. Ve bunlar konuşulurken de çok da açık söyleyecek olursam, onların gençlikleri bazı kesimler tarafından suistimal edilir derecede ön plana çıkarıldı. İşte onların gelişimlerine zarar verilecekmiş, kariyerleri, yaşamları boyunca onları takip eden kötü bir anı olarak üzerlerinde kalacakmış. Bakın, eğer biz onları konuşursak bütün bunlar olur. Bence sevinçler özellikle. Bence o gün sahada olan futbolcuların veya sahada olanların içinde en masum olan o gençler. O yüzden biz o gençleri artık gündeme bile almayalım. Madem gençleri bu kadar çok seviyoruz, onları rahat bırakalım, bu bir. İkincisi, Galatasaray'ın sevinci Trabzon maçıyla zaten başlamadı mı bu olaylar? Trabzon'da eğer başkanın iddiası da o bütün onlar yaşanmasaydı zaten bu buralara bile gelmeyecekti. Oradaki olayı tetikleyen konu da yine oradaki Fenerbahçe'nin sevinciydi. Benim kendi şahsi görüşüm, ben oraya katılır mıydım, katılmaz mıydım, onu saha içinde olup orada görmek, yaşamak lazım. Benim yorumum şu: Galatasaraylı futbolcular bilerek gönderme yapma amaçlı bu sevinç organizasyonunu yaptılar. Bakın, sevinmek, üzülmek sizin planladığınız bir şey değildir. Golü attığınızda siz planlamadan sevinirsiniz. Ondan sonra giderseniz sevincinizi başka bir şekilde gösterebilirsiniz, o ayrı iş. Ama iki kulüp arasındaki o gerginlikteki karşılıklı göndermelerin bir parçası oldu. Şu ana kadar da bütün bu göndermelere nasıl saygıyla yaklaşıldıysa, buna da Mertens'in dahil olmamasına ne diyorsunuz? Anlayış gösteriyorum. Yani ben olsam oraya katılırdım diyemiyorum, bakın. Bu da benim görüşüm. Siz de belki o şekilde sevinmezdiniz diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü neden? Ben hala futbol bizim elimizden çalındı diye iddia etmeme rağmen bunu kurtarma şansımız hala var. O yüzden bana düşen görev neyse ben onu yapayım düşüncesiyle hareket ediyorum. Benim amacım iki kulüpten birini eleştirmek, haklı göstermek değil. Benim amacım Türk futboluna, iki kulübün tarihine, iki kulübün geleceğine fayda sağlayabilecek doğru hamleleri, hareketleri yapmak. O yüzden büyük bir ihtimalle ben o sevince büyük bir ihtimalle katılmazdım. Çok da samimi söylüyorum. Ama yapanlara da o saygıyı göstereceğiz. Nasıl biri sağdan çekiliyorsa, bütün herkes de o çekilmeyi onlara saygıyla karşılıyorsa, o sevince de herkes o saygıyı göstersin. Rakibi germe amaçlı bile o yapılıyorsa, ona kimsenin söyleyebilecek bir cümlesi olmasın bence. Murat Özbostan, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mertens'in katılmaması çok konuşuluyor. Özellikle onu ön plana çıkarıyorlar. Demek ki doğru bir şey olmadığını düşünüyor ki Mertens katılmadı diyorlar. Ama bakış açıları da farklı. Kimileri de bir sonuçta kazanılmış bir zafer var. Şimdi bir kere bu çocukları buraya kim yolladı? Fenerbahçe yönetimi yolladı. Yani bu çocukların psikolojisi... Sevgili Murat, bakın, bu Galatasaray-Fenerbahçe maçı çocuklarla U19'da oynanan bir maç değil. Normal Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Evet. Biz böyle yaklaşalım yani, lütfen ya. Hayır, ama yani sonuçta işin kararına da bir değinme açısından diyorum. Yani normal olarak, resmi olarak oynanan bir maç. Saatinde başlayan, prosedürleri belli, hakemi belli. Yani bütün hazırlıkların yapıldığı, biraz önce programın ilk bölümünde söyledim. Yani bu maçın Şanlıurfa'da oynanması, Bursa'da yapılan yatırım, her şey. Bir orada mesela biz gittiğimizde 3-4 saat önce de erken gittik stada. İşte çevre illerden çok sayıda polis takviyesi yapılmıştı. Yani belli yoldan insanlar gelmiş, güvenlik. Yani çok ciddi bir hazırlık, bir emekle uğraşılmış. Evet. Ve bunun dışında Fenerbahçe'de bir karar almış. Yani şimdi Fenerbahçeli oyuncuları bu sahaya sürerken bunların ruh halini düşünmeyen, bu kararı alan insanlar sevindiklerinde
acaba Galatasaray'la niye sevindi, oyuncuların ruh halini düşünmediler mi, gençlerin ruh halini demek biraz abes oluyor. Yani siz bu çocukları sahaya sürerken onların psikolojisini, onların geleceklerine dair neler düşündüklerini ya da arkadaş çevrelerinde, şimdi mesela Sayın Başkan da demiş ki Ali Koçmaç siz bizim kahramanımızsınız, protestomuzu sizinle başlattık demiş. Yani tarih sizi yazacak demiş. Böyle bir şekilde motive etmiş çocukları. Yani bu çocuklar bu şekilde başkanın sözleriyle övgü dizilen ifadelere maruz kaldılarsa Galatasaray'ın sevincinden dolayı da açıkçası rencide olacak o zaman bir durum yok. Ha, Galatasaraylılar sevinirdi. Sevinmeyene ben de saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama orada sonuçta çevre illerden, hatta başka ülkelerden gelmiş taraftarlar var, Galatasaraylılar var. O sırada kendilerine ayrılan bölümü iyi kötü doldurmuşlar. Takımlarının sonucunu desteklemek için oraya gelmişler. Galatasaray da gol atmış ve oyuncuları görmüşler. Ve onlarla beraber bir sevinç yaşıyorlar. Bunu da ben normal karşılamak lazım. Aslında orada Galatasaray'ın jesti de güzeldi. Bir maç yaptılar. Yani oradan hemen sonuçta oraya gelen insanlar, evet, dediğim gibi yani maddi olarak da bir para harcamışlar. İşte sadece manevi tarafı tabii ki önemli ama bir maddi tarafı bu açıdan da bakmak lazım. Ama her şeyden önce Galatasaray futbol takımı kendi taraftarını mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Ben sevinçlerde de normal karşılıyorum. Son maçı oynadılar ve sahadan çıktılar yani. Güzel bir jest ama değil mi? Son çift kale maç. Dediği gibi Murat Özbostan'ın hemen yani toparlanıp dönebilirdi de Galatasaray ama oraya kadar gelmiş olan taraftarına en azından biraz daha oyuncuları izlettirdi. Güzel goller de oldu bu arada. Barış Alper, evet, Yılmaz'ın golü de çok şıktı hatta. Onu da söyleyelim. Süper Kupa özelinde kaoslarla birlikte artık tamamlanmış bir organizasyon olarak herhalde söyleyebiliriz. Ya burada bir de şu detayı vermek lazım. Fenerbahçe futbol takımıyla yönetimin yaptığı, yani Ali Koç ve yönetiminin yaptığı geçen pazarki toplantıda futbol takımı biz bu maçı oynamak istiyoruz dedi. Yani ben eminim ki İsmail Kartal da bu maçı oynamak istiyordu. Yani yoksa işte deplasman, uçuş, yorgunluk falan bunların açıkçası hiçbir gerçekçi bir mazeret olduğunu düşünmüyorum. Hocam çok güzel anlattı programın ilk bölümünde. Yani Fenerbahçe ayda 3 günde bir maç oynamış ve hepsinde de başarılı olmuş. Yani şimdi geriye dönüp baktığımızda son 25 günde 2 tane maça çıkmış. Gerçekten oyuncuların bundan sonraki çıkacakları inşallah orada iyi bir sonuç alırlar. Maçtan iyi bir sonuçla dönerler. Ama rakibe baktığımızda 3 günde bir maç oynayan bir rakiple oynayacaklar. Yani maç şeyi en azından kısa sürede ritmi yüksek bir takım. Umarız ki Fenerbahçe'de orada iyi bir sonuç alır ülkemiz adına. Bu önemli. İnşallah. Oyuncular sahaya çıkmak istemiş, oynamak istemiş. Hocam ne dedi? Futbolun en önemli aktörleri onlar. Aslında yönetimin bence bu karara uyup bu maçın oynanması ve takımın sahaya çıkması. Çünkü bu, oyuncular istiyor. Ben bugün Icardi için fanatik Galatasaraylı diyemeyiz. Efendim Mertens için fanatik Galatasaraylı diyemeyiz. Dzeko için fanatik Galatasaraylı diyemeyiz. Fener diyemeyiz. Yani şunu demek istiyorum. Buraya gelen her yabancı oyuncu profesyonel imza atıyor, parasını alıyor ve o sözleşmeye şunu yazıyor. Ben şampiyon olursam şu kadar daha para alırım. Türkiye Kupası'nı alırsam bu kadar para alırım. Süper Kupayı alırsam bu kadar para alırım. Yani işin bir de hani onların böyle duygusal mesajlar falan oluyor ya. Ben açıkçası onları çok böyle şey bulmuyorum. Tabii ki atmosferden dolayı bir takım mesajlar veriyorlar. Ama ülkemize gelen her yabancı oyuncu çıkıp maçını oynamak ister. Çünkü sözleşmesinde yazan bugün Süper Kupayı alsaydı Fenerbahçe eminim ki o kadroda yer alan oyuncuların, önemli oyuncuların sözleşmelerinde bunlar vardır. Ha, belki Fener öder onu bilemem. Yani Sayın Başkan diyor ya her şey para değil, biz ödeyeceğiz, biletleri aldık, zarar neyse karşılayacağız. Belki Dzeko, belki Tadiş, belki efendim Jovanski'nin belki sözleşmesinde vardır. Der ki biz bunları telafi edeceğiz kardeşim. Ama bazı şeyleri telafi edemez. Ben, biz hocam, ne diyoruz? Eğer Türkiye'ye biz belirli futbolcuları transfer ederken Avrupa'da oynamayı, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı bir koz olarak sürüyoruz değil mi?
Evet. Bu maç da bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Kupası kadar önemli o futbolcuların kariyerinde. Evet. Ben o da var. O diğer kısmı da var. Transferlerini etkileyecek, tabii, performansı sergileyebilecekleri bir maç. CV'ye yazılacak. Demin ne dedin? Türkiye'de sadece CV'ye de değil. Birçok ülke bu maçın yayın, evet, haklarını satın almadı mı? Evet. Peki Fenerbahçeli, Galatasaraylı futbolcuları takip edenler gidip kendi liglerindeki daha düşük çaplı bir takımın maçında mı kararlarını verirler? Yoksa böyle bir Süper Kupa maçında mı o futbolcuları transfer etmeyi, evet, planlıyorlarsa? O yüzden bakın, futbolcular bu maçlarda oynamayı her zaman kesinlikle isterler. Fenerbahçelilerin istemesi de gayet doğal. Ya bunu söylemezler. Şimdi sezon konu sonunda mesela transfer dönemi gelecek. Bugün bunu düşündüm açıkçası. Örnek veriyorum, Murat Özbostan'a bir kulüp gelecek Türkiye'den. Diyecek ki seninizi kadroya katmak istiyoruz. Evet. Süper Lig. Bir en ufak araştırma yaptığında bakacak, hakem yumruklanmış, bir takım sahadan çekilmiş. Fenerbahçe beni şampiyon yapmıyorlar, haksızlıklar uğradığı için sahadan çekilmiş. Sürekli kaos ve olaylarla anılmış bir lig. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar, futbolcu kavgaları. Yani baktığında diyecek ki herhalde ben düşünmek için biraz zaman istiyorum deyip menajerine muhtemelen, yani daha iyi bir lig olursa oraya gideyim diyecek diye düşünüyorum. Yani şu an herkes günceli konuşuyoruz ama uzun vadede çok ciddi anlamda bu sezonu zararlı kapatacağız herhalde. Ki konuyu nereye bağlayacağım? Türkiye Futbol Federasyonu da bu yüzden oldukça eleştiriliyor sezon başından beri ve Süper Kupa maçının olduğu gün Mali Genel Kurulu'nun seçimli genel kurula çevrildiğini, yani seçime gidileceği söylendi. 18 Temmuz seçime gitme kararı kulüplerin tepkilerini dindirmedi Murat Özbostan. Çünkü bu tarihin çok geç olduğunu söylüyorlar. Ki hemen ben programa da baktım yine yayından önce, bir yanlış bilgi de vermeyeyim diye. Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran ile 14 Temmuz arasında oynanacak. Ve Süper Lig'de 2025 sezonu da 9 Ağustos itibariyle başlıyor. Yani federasyon seçimi 18 Temmuz'da olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası bittikten sonra ligin başlaması 9 Ağustos. Çok kısa bir süreç var. Şuradan yola çıkıyor itiraz eden kulüpler. İşte kurullar oluşturulacak, yeni ekipler oluşturulacak. Siz ne ara bunları yapacaksınız? Yeni sezona da bir kaos da girilecek diye. Nasıl görüyorsunuz hem seçim kararını hem de kulüpler şu an imza topluyorlar. Federasyonun bu genel kurulunu daha erkene çekmeye çalışıyorlar. Delegelerin %40'ına imza attırırlarsa bir ay içinde seçime gitmesi gerekiyor federasyonun. Bu süreci nasıl görüyorsunuz? Ya bu da yeni bir kaos, yani yeni bir kaos daha var ortada. Yani federasyon yönetimi ve başkanı muhtemelen işte dün yaptığı açıklamada milli takım vurgusunu yapıyorlar. Yani milli takımın hazırlık süreci, işte böyle bir süreçte Haziran'da şampiyona başlamadan seçim yapmanın doğru olmayacağı vurgusunu yapıyorlar. Kulüpler ise diyor ki kendi açılarından bakıldığında 18 Temmuz'da işte yapacağı mazbatanızı alacaksınız. Sonra kurulları belirleyeceksiniz. İşte tahkim kurulu, PFDK, disiplin kurulu filan derken yani bir süreç var. Biz yeni sezona niye bir krizle başlayalım? Sorunlar çok fazla diye. Yani ortak bir noktada tabii uzlaşılabilir ama bugün Kulüpler Birliği ile de federasyonun arasındaki bağlar açıkçası kopmuş durumda. Artı Kulüpler Birliği'nin içerisinde de zaten bakıldığında bir tam bir bütünlük yok. Yani bugün işte dün başlatılan imza şeyini yanılmıyorsam 4 tane kulüp imza şeyi yapmış. Beşiktaş gitmiş oraya imza vermemiş, biz bayramdan sonra imza vereceğiz demiş. Yani Galatasaray imza vermeyeceğini açıklamış. Gaziantep zaten imza vermesi beklenmiyor. Kayseri Spor imza vermiyor. Başakşehir Kulübü imza vermiyor. Trabzonspor yanılmıyorsam imza vermiyor. Yani imza veren kulüplerle bunun içinde Alanyaspor imza vermiyor bu arada. Yani 6-7 tane bir kere kulüp saydım ben şu anda. Onların içerisinde başka kulüpler de olabilir mi? Belki birkaç tane daha olabilir. Yani orada bile kendi işlerinde aslında bir şey yok. Bir fikir birlikteliği yok. Yani biz bu imzayı toplayalım. 130 rakamına ulaşalım ve 130 imzayı topladıktan sonra federasyon da İster istemez bizim şeyimizle seçimi bir ay sonrasına çekebilir diye. Tabii işin arada hukuki şeyler olabilir, itirazlar olabilir filan derken, gerçi noter önünde alınıyor imzalar ama federasyon da işi mahkemeye taşıyabilir. Yani bu iş böyle karma karışık bir hale gelebilir. Ben kulüplerin
18 Temmuz tarihini gerçekten de lig 8'inde başlıyor, 8-9'unda başlıyorsa arada çok kısa bir süreç var. Belirlenebilir mi kurullar diye düşünüyorum. Yani belirlenebilir ama belki kafalarına yatmayan bir durum var. Bir yandan açıkçası milli takımın durumu var. Yani orada da bir huzursuzluk vermemek lazım. Avrupa Şampiyonası, işte lig bitecek, kampa başlayacağız. İlk maçımız Gürcistan, iki tane Polonya, İtalya maçlarımız var. Federasyona da bu açıdan baktığımda belki biraz şey yapabilirim. Bir futbol adamının düşüncesini daha çok merak ediyorum orada. Hocam ben bir bitireyim izin verirseniz. Yok ama bunları konuştukça biz kafa karıştırıyoruz. Bence bunları konuşturmayalım bile. Yani sonuçta... Neyi konuşalım hocam? Hayır konuş bak. Bunları konuşturmayalım dedim. Şu var ya sevgili Kore. Futbol Federasyonu diyor ki milli takımın Avrupa Kupası'na hazırlanması için benim devam etmem lazım. Ya bu takımı... Büyük ekşi mi teknik direktörü? Sahada o mu hazırlayacak? Yöneticiler yardımcı hoca mı? Milli takımı onlar mı çalıştırıyor ya? Yani milli takım bu yönetim hiç olmasa bile yönetimsiz bir kampa girip oraya gidemeyecek mi? Ama bir Hamit Altıntop faktörü var mesela. Direkt olarak takıma belki dokunuşları vardır. Ya i̇şte Can Uzun'un kadroya ben de o zaman şöyle soruyorum. Hamit Altıntop şimdiye kadar neredeydi? Türk futbolu çalındı. Elden gitti. Hamit Altıntop neredeydi şimdiye kadar? Ya şu Futbol Federasyonu benim görüşüm şu ana kadar gelmiş geçmiş en kötü Futbol Federasyonu. Bakın bütün bu olaylarda Futbol Federasyonu'nun hiçbir dahli yok mu ya? Geçen sezon başında bütün büyük kulüplerimiz aynen şunu dediler. Cumhuriyet'in 100. yılı. Biz Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz ve Süper Kupayı almak istiyoruz. Ya aradan 2 sene geçti, şu Süper Kupayı hala organize edemedin. Ben Süper Kupa maçı izleyeceğim diye hem Arabistan'a giden hem Urfa'ya gidip de bu maçları izlemeyip masraf eden dünya kadar arkadaşım var sevgili Koray ya. Bunları ben yapmadım. Bunları kulüpler de yapmadı. Federasyon yaptı. Federasyonun eksiklerini sayayım mı? Federasyonun şu ana kadar söyledikleri bir tek artısı var. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ya pardon, bu grup içinden o federasyonda yönetici olmasaydı bile bu milli takım oraya gidecekti. Hatta benim iddiam şu. Milli takım oraya gitmesin diye Kuntz gibi bir teknik direktör getirdi bu federasyon ya. O günlerde neler çektiğimiz... Bu federasyon hepimiz... getirmedi hocam onu. Ya kim getirdi? Ben mi getirdim? Nihat Özdemir dönemi gider. Hayır yani sen onunla niye çalışıyorsun? Anlatabildim mi? Onunla çalıştı. Tam o değişiklik döneminde olan şeyler bunlar. O yüzden sevgili Murat, federasyonun gerçekten her şey bir tarafa. Kural bir şey der, kanun bir şey der. Ama hiçbir zaman aldatmayan bir kural vardır, vicdan. Eğer bu federasyon vicdanen huzurluysa, rahatsa söylenecek hiçbir şeyim yok. Ama benim yorumum da şu, Avrupa Şampiyonası'na sen federasyon olarak gidersen orada yine başrolde sen olacaksın. Niye gitmeyin? Tamam, gitmek o, hakları değil mi hocam yani? Nasıl? Yönetim ya emek vermiş kalmış. Murat, Türk futboluna bu kadar büyük zararlar veren kişilerin oraya gitme bu hakkı nasıl... Peki hocam bir şey soracağım. Bu imza niye dün toplanmaya başladı da bir iki ay önce madem federasyondan bu kadar şikayetçi bu kulüpler Ocak'ta niye toplamadı? Şubat'ta niye toplamadı? Mart'ta niye toplamadılar? Kulüplerin yaptığı en büyük hatalardan biri de bu değil mi? Ben ne diyorum bakın. Türk futbolunun bu hale gelişinde herkesin payı var. En büyük payı da en tepeden aşağı doğru vereceğiz. Federasyona vereceğiz. Sonra kulüplere vereceğiz. Ve benim derdim şu. Eğer kurulları oluşturmaksa oturursun. Bir saat içinde de ben bütün kurulları oluştururum. Ama şu an Türk futbolunda oraya değişik isimler getirerek Türk futbolunu kurtaramayız. Türk futbolunda devrim niteliğinde bazı uygulamaların yapılması lazım. Biz bunlar ne olmalı onu konuşacak vaktimiz yok. Sen bir an önce yeni federasyonu getirirsen o yapılır. En çok neden şikayetçi? Bizim Türkiye'deki kulüplerimiz veya futbolun içinde olanlar hakemlerden. Sen MHK'da eğer ufacık da olsa bir değişiklik yapmıyorsan Türk futbolu değişmez. Biz de davul MHK'nın omuzunda, hakemlerin omuzunda tokmağı, her kulüp bir tokmak almış. Her kulüp vuruyor buna. Kulüpler Birliği niye hakemlerle ilgili, MHK ile ilgili sorumluluk üstlenmiyor?
Demek ki bizim oraya kulüplerin de sorumluluk üstlenecekleri bir düzen kurmamız lazım. Benim için önemli olan bu. Yapıyorlar şu an bu çalışmayı. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İki sene önce MHK görevlisi insanlara bakın böyle bir proje uygulayın diye gidip bizzat adamlarla zoraki bir şekilde konuştum ben. Dinlemediler bile. İki senedir ne yaptılar? Şu anda Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'ne verecek şeyi. Ya federasyonun hakem atamalarını. Şu ana kadar yapacağı çalışmaların hiçbirinin faydası yok. Onlar olmayacak ki. Niye iki sene önce yapmadılar bunu? Belki aday olacak hocam. Nereden biliyorsunuz? Ya zaten şu var. Eğer bu kadar başarısız olan bir yönetim hala aday olmayı düşünüyorsa ve de bunu kulüpler seçiyorsa, kulüpler diyorum çünkü bizdeki genel kuruldaki oy dağıtımı da kesinlikle kulüpleri seçen konumuna getiriyor. Bizim önce zaten oradan başlamamız lazım. Hocam şu soru biz Türk futbolunu temizleyeceksek bizim başlayacağımız burada, yer belli. Yani, sevgili Murat, yalandan federasyonun, yere federasyonun suçu ya. Ve hataları kadar kulüplerin de hatası. Suç da tamam, hatası kadar olmamış. Kulüplerin de ülke futbolunu yönetemeyen var. Federasyon kadar var. Ülke futboluna zarar veren kulüplerin de çok büyük kabahatleri var. Bugün bu kulüplerin 30 milyar TL'lik bir borcu varsa, 30 milyar evet. TL'yi bulan bir borçları varsa kusura bakmasınlar ya siz ne yaptınız ya? Nerede ne başarınız var? Avrupa'da başarınız yok. Efendim uluslararası şeyiniz yok. İşte sürekli diyorsunuz ki bize para lazım. Para. Yani sürekli işte yayın şeylerinden istenilen bedelleri alamıyoruz diye bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Ya kardeşim futbolda bu kadar kaos ortamını ben mi yarattım? Bu kadar kavgalar, sağdan çekilmeler, olaylar, bilmem nelerin suçlusu ben miyim? Neler açıklıyorsunuz birbirlerinize? Neler bir küfür etmediğiniz kaldı ya açık işte açık. O hataları yani iş öyle bizzat... bir noktaya geldi ki yani. Ha buradaki yapılması gereken federasyon masaya yumruğunu çok çok sert vuracaktı. Ne diyorsunuz kardeşim siz? Susacaksınız yeter. Bu kadar Türk futboluna zarar vermeye hakkınız yok diyecek. En ağır cezaları verecekti. Ama o ceza verilmedi. Oradan o verilmedi. Buradan o verilmedi. Ne oldu? Şimdi hakemler diyoruz. Tamam. Çok ya gerçekten şey bombaları var. Ekonomiyle ilgili. Halil Umut Beyleri çeyrek final maçına UEFA atıyor. Yani şimdi siz ne kadar güzel söylediniz. UEFA bazı şeyleri görüyor ama sonuçta bu belki de Avrupa Şampiyonası'nda olacak Halil Umut Beyler. Belki değil zaten olacak. Yani. Şimdi buradaki şey ne yani? Bizde bir sorun var ya. Sorun tabii ki bizde. Ben onu anlatmaya çalışıyorum ya. Transfer limitleri yok mu? Var. Ya bir federasyon düşün. Transfer limitlerini hesaplarken en üst seviyeden hesaplıyor. Evet. Bir de %30 sapma payı veriyor ya. Batmış kulüplere sen nasıl olur da böyle bir transfer limiti verirsin ki? Bakın kulüplerin masaya vururken de yapılan yanlışları söylüyorum orada. Nasıl böyle bir hak tanırsın ya? Demin ne diyorsun? Federasyon kulüplere para diyor. Nereden gidiyor paralar ona? Yine bizim devletimizden, senin benim yetimin cebinden gidiyor ya. O yüzden bazı şeyleri, bazı gerçekleri hepimiz bilelim. Ve herkes de görevini yapsın. Ve biz şundan da vazgeçelim. Arkadaşlar, bir takım saha içinde maçını kazanıp şampiyon oluyorsa, bir takım maçını kazanıp Avrupa Şampiyonası'na katılıyorsa... O maçı oynayanlar futbolcular, yöneticiler değil. Evet. Yönetici diyor ki ben şampiyon, Avrupa Kupası'na ben götürdüm takımı ya. O zaman şu noktaya geri dönelim. Şimdi Beşiktaş Kulübü'nden Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e bir tepki oldu. O da daha önce istifa etmesini söylüyordunuz. Şu an ne değişti anlamına gelen bir açıklama yaptı. Beşiktaş As Başkanları Onur Göçmez ve Mete Vardar. O açıklamayı bir izleyelim. Sonra konuşmaya devam edelim. Bu şekilde Beşiktaş'ın açıklaması. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü Galatasaray'ın daha önce yaptığı bir paylaşım vardı. 24 Şubat'tı yanlış hatırlamıyorsam. Onu bir ekrana verebilir miyiz? Galatasaray'ın federasyonla ilgili yaptığı bu paylaşımda şöyle diyor. Tarihin en kötü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz. Buradaki bu derhal ifadesinden sonra son olarak Dursun Özbey'in 20 gün önce olmuş, sonra olmuş ne fark edecek demesi bu sefer diğer kulüpler tarafından, yani diğer kulüpler derken Beşiktaş tarafından deniliyor ki yani hem derhal demiştiniz, şimdi böyle diyorsunuz, kararınızda
ne değişti veya biz başladığımız noktada aynı şekilde devam ediyoruz, siz de öyle devam edin deniliyor. Bu süreç bu kadar önemli midir? Galatasaray'ın buradaki fikir değişikliğinin sebebi ne olabilir veya? Ben Galatasaraylı yöneticilerden bu konuda bir açıklama bekliyorum. Bakın, bu açıklamadan sonra Galatasaray'ın hala imza vermemiş olmasını bile yadırgıyorum. Çok samimi söylüyorum. Her şey bir tarafa, Futbol Federasyonu'nun ne kadar büyük hatalar yaptığını herkes biliyor. Bu bile şu an bizdeki bakış açısının ne olduğunu açık açık gösteriyor. Her şeyden önce samimi olacağız. Ben demin, bakın, böyle bir açıklama geleceğini bilmeden bir an önce yeni Futbol Federasyonu'nun göreve gelmesinin ne kadar elzem olduğunu anlatmaya çalıştım. Evet. Ki bu listeyi uzatabilirim. Özellikle Galatasaray gibi bir kulüp bunun farkında olup ilk hamleyi onların yapması siz lazım. Siz normalde yani değişmesi lazım diyorsunuz. Şu cümle var Dursun Bey'in söylediği. Evet. Seçimin bir an önce yapılmasını isteyenlerin yeni yönetim listesi hazır da onun için mi acele ediyorlar? Galatasaray'ın burada bir yeni aday konusunda mı bir çekincesi var acaba? Evet, yani bu açıklamalardan o çıkıyor. Bence bu aday sürecinde de şu an Kulüpler Birliği'nin zaten ortak noktada buluştukları bir şey yok. Yani adı üstünde bir birlik yok şu anda. Yani Kulüpler Birliği'nin isminin değişmesi lazım. Kulüpler başka bir şey koysunlar. Yani orada bir birlik falan yok. Çünkü bakıldığı zaman ortak zaten sezon başından beri ya da yıllardır uzlaştıkları bir nokta da yok. Şu an Kulüpler Birliği Başkanı istifa ettim demişti. Resmi olarak Ali Bey istifa etti mi bilmiyorum. Sonra toplandılar, geri dön dediler. Onun tam bir yanıt geldi mi gelmedi mi açıkçası bilmiyoruz. Ama Galatasaray şöyle düşünüyor şu an. Biz diyor evet diyor böyle dedik diyor ama diyor zaten federasyonda şeyi aldı. Ha Temmuz'da yapılır, Haziran'da yapılır diyor. Yani biz bu adayları diyor bizim de bir analiz etmemiz lazım, değerlendirmemiz lazım diyor. Şimdi bir sürü aday isimleri şu an çıktı. Evet. Yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada bir sürü. Şu an 7-8 tane aday var bu arada. Yani bu 7-8 aday içerisinde hangi kulüp kimin adayı gösterecek, hangi kulüp kime yakın, hangi kulübün ne beklentisi var. Yani ben futboldaki şeyden sonra ya bir kere bütün kulüplerin, alt liglerinde herkesin uzlaştığı bir isim olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Yoksa yine biz burada aynı programlarda aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz. Hiçbir şey değişmez. Daha Temmuz'a uzun bir zaman var. Erkene gelebilir mi seçim? Yani 130 imzadan bahsediyor. Dün 10 tane falan toplanmış. Bu bayramdan sonra birincilik kulüpleri de katılacak dedi. İstanbul Spor Başkanı Ecmet Yani Selalioğlu. Kim katılır kim katılır onu bilmiyorum gerçekten. Ama benim bu bir daha söylüyorum, Galatasaray yok, Trabzon yok, Alanya Spor yok, Gaziantep yok, Başakşehir yok, Kayseri yok, onu biliyorum. Evet. Alt liglerdeki durumu da açıkçası bilmiyorum. Bu konuyu daha çok konuşacağız ama en önemlisi herhalde bu aday sürecine dair Mehmet Büyükekşi yeniden aday olacak mı olmayacak mı bu süreci de takip edeceğiz. Ahmet Akçan çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Murat Özbostan çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için siz değerli Aspor izleyicilerine ve Aspor Radyo dinleyenlerine de teşekkür ederiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar dileyelim. Hoşçakalın. İyi bayramlar.